Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda 24 saat boyunca ders çalışacağız. Evet, bu videoda TÜN'ün kütüphanesinde 24 saat geçireceğim arkadaşlar. Değişik yani, vize haftam şu sıralar zaten. Bayağıdır da çalışıyorum zaten. Dedim çalışıyorum ve bir de bir video çekeyim ya bu vize haftamla. Yani İTÜ kütüphanesinde ders çalışarak, bir vlog yaparak geçireyim dedim. Bir video yapayım dedim kısacası. Şimdi yemek söylemiştim, onu yiyeceğim. Aşırı acıktım. Ben sefana odaklanmıyorum. O kadar acıktım yani. Ben yemeğimi yerim. Ben yemeğimi yiyorum. Güle güle. Çok güzel doydum. Şimdi tekrardan ders çalışmaya giriyoruz arkadaşlar. En son yemek yemiştim. Daha demin gördüğünüz gibi. Ondan sonra gittim ders çalışmaya. Böyle bir başlar gibi oldum. O zaman böyle bir yemekten sonra bir uyku şeyi gelir ya, böyle çöker o yemek. Tam olarak öyle oldu. İşte başlar gibi oldum derse ama başlayamadım. Bir uyumuşum. Şu an saat 1. Saat 1'e kadar kaç, orada kaç, 11.30 gibiydi galiba, 11.40, 11.50 gibiydi. Böyle bir saat tertemiz uyumuşum. Böylece gecenin ilk fresini de vermiş oluyoruz. Şu an bir açılayım, ayılayım diye dışarı çıktım. Dur, yağmur dinmiş. Rüzgar da bitmiş sayılır. Ama hava biraz soğuk, tabi gecenin 1'i olduğu için. Şimdi içeri gidip Python çalışmayacağım çünkü enerjimi sömürüyor. Ve bir bok anlamadığım için en azından bir matematik çalışayım biraz, mat 103. Keyfim yerine gelsin. A few moments later. Saat 3.10.
Ay. Saat 3 olmuş. Bir mola daha verdik. Agamla birlikte. Agam çıkmak ister misin? Gelin abi. Adamın da mola verisi varmış. Aynen. Beni bekliyormuş. Yarasa gibi yaşıyoruz zaten. Oğlum kütüphane çok boş bu arada. Yarın okul yok. Doğru. Ama bilmiyorum. Kasırga var. Doğru ama yani vize haftası biraz daha fazla olması lazım diye. Oğlum 3 kişi biz ikinci katta. Rasim ben bir de bir kişi daha var. Kasırga var ama insanlar nasıl gelsin? Hayır. Niye gittiler? Yarın da gelmişler. Neyse. Beklenti. Aynen doğru yarın da okul zaten. İyi ya. Bizim için iyi yani. Aynen bizim için iyi. Biz kampüste yaşıyoruz. Neyse biraz daha bir molada kalalım. Sonra bir konum değişikliği yapacağım. Size kütüphanenin diğer bölmesini göstereceğim. Biraz da orada ders çalışacağız. Yarın bu saatlere yok. Yarın 7'de başladım bugün. 7 çeyrek geçer. Akşam 7 mi? Aynen. Yarın 7 çeyreğe kadar buradayız. Uyumadan. Uyumadan. O sabah bir çorba var mıdır? Var. Hayır. Ha, bu yarın özel olmayabilir. O yüzden. En azından bir yemekhane olsun. Bu sabah vardı yani. Aynen bu sabah vardı. Neyse sabah belki bir çorba içmeyeceğiz o zaman. Şimdi konum değişikliği yapalım. Sesli bölüme geldim. Kütüphanenin sesli bölümündeyim. Biraz bölümüsün. Burada biraz kalabalık ya. 15-20 kişi var. Burası biraz sıcak mı ne? Burası biraz sıcak evet. Burası sıcak. Bir kahve alayım ben de. Sonra ders çalışalım. Şimdi burada Python çalışacağım. Daha demin bırakmıştım çalışmayı. Aşırı sıkıldığım için. Ama daha demin bir matematik çalıştım. 1,5 saat. Orada bir ders çalışması, ne bir taban yaptı. O yüzden Python chapter X'inin ikinci sunumunun yarısı kalmıştı. Onu bitireceğim 1 saat içinde. Sonra tekrar matematik çalışacağım. Şimdi gece sevdiğim ders çalışmak daha mantıklı gibi geliyor. Güzelmiş. Şimdi Python'ı, chapter 2'sini bitirdim. Zevk aldım biraz ama yine böyle pek bir şey anladığım söylenemez. Ama güzel çalıştım ya, bu sefer verilmeydi Python açısından da. 1 saat 15 dakika falan çalışmışım aralıksız. Şimdi mola verdim yine. Saat kaç olmuş bu arada? 4.50. Kütüphane beklediğimden biraz daha şey böyle az kalabalık. Hatta neredeyse kalabalık falan değil yani, çok az kişi var. Çünkü sabah demişim, akşam 5 gibi 6-7 gibi falan geliyoruz.
her yerde olurdu. Boş yer bulmak imkansıza yakındı yani. Yani sadece kütüphane değil, kovan, yani kovan demişim, kampüs içinde herhangi bir ders çalışma alanı bulma şeyi çok zordu yani. Şu an vize haftası, yani büyük ihtimalle yarın şu fırtınadan dolayı bir hafiften bir tatil oldu ya, o yüzden bir tıkas diye tahmin ediyoruz. Bu arada şey, yani sesli bölüm, dur şuraya oturayım bir. Sesli bölüm çok az, yani 50 kişilik, 60-70 kişilik falan yer var. Yani ama orası daha rahat çalışma alanı gibi bir şey. Yani ses edebiliyorsunuz yani, çok o ses kasma, o strese girmeden çalışabiliyorsunuz. Ama başkalarının sesleri sizi rahatsız edebilir. Onun gözü olarak orada güzel çalışabiliriz. Ama bir tık sıcak ve orada yer bulması bir tık daha zor. Yani sessiz bölüm 3 katlı olduğu için orada daha güzel çalışılıyor diyebilirim benim açımdan. Az sonra sessiz bölümün ilk katını göstereceğim. Size orada çalışacağım. İşte şu Galata oluyor. Şu da Eserfan Ahmet Çelebi. Şuradan bakınca daha net bir bu. Çimenlere çıkmak istemiyorum ama şöyle göstereyim. Galata olduğu şuradan daha çok belli oluyor galiba. Neyse, bunun tepeden kuşbaşı bakınca daha net belli oluyormuş. Şöyle bir şey vardı. Ben de masam şurada. Olmuş. Ben en son yemeği 11.30'da yemiştim. Hani 5 saattir bir şey yemiyorum, kahve içtim daha yemeğim. Acıktım, o yüzden bu çizgiyi aldım. En azından kahvaltıya kadar geçiştirsin diye. En azından kahvaltıya. Şimdi şekline gidiyorum. İlk katına gideceğim. Şimdi ilk katına. A few moments later. Saat 8 olmuş arkadaşlar. Ben bir 2 saattir uyuyorum. Yani en son sırada 6 çeyrek falandı. Bir ders çalışırken türev konusunu çalışıyordum. Differentiation. Ay. Bir hava alayım dışarı çıkayım da. Herkese günaydın arkadaşlar. Ay. Gün doğuyor. Kütüphaneye de gelenler artıyor yani gece. Baktım zaten 3-5 maça dolmuş direkt. Ay. Şimdi uykumuz alındı. Akşama kadar bir çalışılır. Ay. We'll be right back.
Kesinlikle uyumadım, gözlerim şişmek yani istedim. Şimdi en son bir günaydın dedikten sonra ders çalışmıştık. Bir kahvaltı yapmaya geldik. Saat 10 olmuş. Acıktım, fena acıktım. Ders çalışmama engelliyor, yoksa hayatta yemezdim. Neyse, afiyet olsun. Hava soğuk. Saat 12, son 7 saat kaldı. Size onu soracaklar. Büyük ihtimal size CSC'le soracaklar. Bize yine acele sorduklarına göre. Kanalıma çıkmak ister misin? Hayır. Niye? CSC'le daha gelecek. Tamam. Tamam, o orasını kırpabiliriz. Kimya ve çocuk mühendisliği. Aynen. O fakülte ismi var sen. Bak kaç? Ben 4 gecede 2. O kadar ağırmış gibi hissediyorum şu an. Bir 5 saat uyudum ben dün 7'den beri. 5 saat değil mi? Ben hiç uyumadım. Son 7 saat uyumuştu bendeki. Şimdi dersten. Etrafı çek bari. Etrafı kaç kere çektik, kaç kere molaya çektik. 24 saat iki tane mi, 25 saat molaya çektik. Ben şöyle çekeyim. Saat 2'ye çeyrek var. Ben yemekhaneye yemeğe gidiyorum. Acıktım. Bayağı yine güzel matematiği bitirdim. Yani işte sonra bir değerlendirme yapalım. Öğle yemeğimiz. Kaç puan verdiniz siz öğle yemeğine? Evet. Üzerinden bir puan almam gerekirse çorba bir. Yani nohut
Yeniyor, nohut yeniyor. Nohut, pilav, onun üzerinden bir yedi. Hadi bilmiyorum. Dur oğlum. Win. Kardeşim bak 805 abone duyuyor. Ne? 805 abone duyacak bak seni. Dur dayı. Dur. Para. İyi şimdi bana... Ben deli taklit yapıyor musun blog şeyler? Hayır. Ders çalışmadan mola verdik. Ne demek istiyorsun bu konuda? Yani ilk araları düzgün yapmamız lazım. O sonra ders çalışıyor daha verimli oluyor. Bir de yemeğe gittik. Yemekten geliriz. Ya sen bir de gittin. Birden beri ders çalışmıyorsun. Abi. Saat 2.30 olmuş. Arkadaşlar ara ara böyle deformasyonlar olabilir. Ara ara 2 saat mola vereyim. İşte büyük aralar. Saat kaçta başladın? Daha verimli. Ders çalışmaya saat kaçta başladın? Ben mi? Evet. 9.30. Hadi ben öteki günün 7'sine evet, başladım. Öteki günün 7'sine başladım. Bana normal değil mi? Bana da normal değil. 12.30, 3.30 saat çalışmışım işte. İyi. Allah'tan bugün ben 7, şu an sonra 5, 19 saat, 4 saat uyudum, 15, bir iki saatten ola bir 12-11-12 saat çalıştı. Oha. İşte ben bir daha mı yapsam bugünden ya? Ben gece 12'ye kadar duracağım mesela burada. Sen o kadar duramazsın. Ben dururum. Bana teşvik edici hediyeler verirsen dururum. Allah. Şimdi bir yarım saatten mola verdik. Az sonra bir toparlamaya geleceğim ben. Şimdi geri dönüyorum kütüphaneye. Saat kaç olmuş? 3.30. Ben bir 2 gibi çıkmıştım yemeğe. Sonra da demin gördüğünüz mola verdik falan. 1.5 saattir mola dışarıdayım. Şimdi yemeğe git. 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 Ama bu sefer gece çok fazla uyumadığım için, sabah dinç kalkmadığım için bir tık orada bir düştüm. Daha demin mesela 1.5-2 saat mola verdim. Yani şu an geri gideceğim kütüphaneye. Kütüphane biraz değil, bayağı boş diyebiliriz yani. Mesela dün, yani burada olsam da bugün okul yani direkt online her ders. O yüzden kütüphaneye çok fazla gelen olmamış. O yüzden çok rahat yer bulmuyor falan. O yüzden güzel sevdim bugün kütüphanenin havasını. Ama normalde yani okul olsa bugün, çevirmiş olmasa yer bulamazsınız yani. Sonra 3 saatte gelseniz yer bulamazsınız mesela. Ama şu an gelip bulabilirsiniz. Saat 3.30 olmuş. Yani biraz şeyden bahsediyorum. Evet, yorgunluk var. Bir yurda gidip yatakta bir 12 saat yatasım. Yok o kadar yok. Yani bir yurda gidip yatasım var ama. Öyle. Şimdi ben ders çalışmaya gidiyorum. Görüşürüz. Aydınlan bir
A few moments later. Hemen saate bakıyoruz. 6'yı çeyrek geçiyor. Ne haber? Şimdi akşam yemeğine gidiyorum. 24 saatimin dolmasına son 1 saat kaldı. Ya vermek. Aşırı açım. Kanalıma yemek ister misin? Evet, yemek isterim. Kanka 23 saattir kütüphanedeyim. Aynen, ben de 1 saattir kütüphanede. Evet. Ama ben de toplumuz 24, o zaman bitirebilir. Aynen. Şey son bir saat. Artık gidip uyumak istiyorum. Ya ben de YouTube'a çıkmak istiyorum. Bu bir saattir. Yani sen sonuç ister misin? 800 kişi tarafından abone. Ünlüsün artık. Ben zeydim. Yarışma İstanbul'dan katılıyorum. Bir saattir kütüphanedeyim. Bir saattir kütüphanedeyim ama kütüphaneden önce de işlerim var. Ya bırak bu işleri bak. Ben 23 saattir. 4 saati uyudum. Bir iki saatte boş yaptım desem. Bir 15 saatte ders çalışıyorum. Valla burada yaşasam ben de kütüphanede sabahlar. Neyse şu anda çok acıktım. Python sonra. Görüşürüz. Ben bittim, ben gidiyorum arkadaşlar. 24 saati tamamladık. Ay. Güzel çalışmalı bir gün oldu. Ama uykumun da olduğu bir gün şu an. Mesela uykum var. Gitsem yatsam uyurum büyük ihtimalle. Yorulduk ama verimli geçti en azından. Sırf video çıkaracağım için yapmış olmadım video yani. Verimli geçti. Güzelce çalıştık. Hani mesela arkadaşlarım falan da geldi zaten şu an. Daha fazla ders çalışmam gerekiyor zaten. Çalışkasım vardı ama o kadar bittim ki, o kadar yoruldum ki. Hani yok daha gitmeyecek, bir uzanmadan birkaç saat dinlenmeden daha gitmeyecek yani. Bir de yani o kadar yoruldum, bittim ki hani konuşasım öyle. Cidden böyle bomboş durasım var şu an. Neyse güzel bir deneyim. Neyse işte arkadaşlar, böyle benim açımdan çok verimli bir gün oldu. Bunu YouTube'a koymak, yani video içeriği yapmak ayrı bir motivasyon sağladı bana. O yüzden memnunum bundan ama sadece birazcık uykusuzum ve biraz yorgunum. Bir de ayaklarım ağrıdı ya. 24, bir de kütüphaneden önce dışarıdaydım bir 2-3 saat. 28 saattir falan ayaklarım 28 saattir falan ayaklarım botun içinde olduğu için ayaklarım ağrıdı. Yorgunum, bitkinim, uykuluyum. Ama çok güzel, verimli bir ders çalışma oldu benim açımdan. İnşallah videom da tutar. Güzel olur. O zaman videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın.